Bursa ne sadece Uludağ'ın eteklerinde bir al ipek, ne de Uludağ kucaklayan bir yaprak denizi. Burası üstünden yüzyılların bir su gibi akıp geçtiği bir tarih şehri. Eflatun Cem Güney. Uludağ Milli Parkı, tabiatı, konumu, kültürel etkinlikleri kadar kış turizmi açısından da bir cazibe merkezidir. Buraya yapılan yatırımların kısa sürede karşılık bulması sebebiyle muadili diğer parklardan farklı bir konuma yükselerek Türkiye genelinde yapılacak olan yatırımların pilot bölgesi olarak seçilmiştir. Buraya yapılan yatırımlar, altyapı çalışmaları, yollar ve diğer sosyal donatılarla Uludağ Milli Parkı, Davos'a rakip olacak duruma gelmiştir. 2011 senesinde start verilerek günümüze kadar gelen Uludağ dönüşüm çalışmalarının heyecanı, 2014 yılında dönüşüm projesi adı altında daha çok hissedilmiş ve bakanlığımız tarafından bu çerçevede birbirinden değerli yatırımlar gerçekleştirilmiştir. Uludağ Milli Parkı oteller bölgesindeki mevcut tesisleri dağ konseptine uygun güzel bir görüntüye kavuşturmak için peyzaj, tasarım ve mimari silüet yarışması düzenlenmiştir. Uludağ Milli Parkı'nda dönüşüm projesi kapsamında 4 yeni turizm tesisiyle birlikte mevcut 7 turizm tesisinin bakanlığımızca hazırlattırılan yeni silüete göre yeniden yapılmasıyla oteller bölgesine 11 yeni tesis daha kazandırılacaktır. Bu yatırımlar neticesinde 2015 yılında 1.257.000 insan buraların güzelliğini görmek, şehrin gürültüsünden uzaklaşıp biraz olsun nefes alabilmek için Uludağ Milli Parkı'na akın etti. Bu rakamın 600.000'i Bursa'dan Sarı Alan'a, Sarı Alan'dan oteller bölgesine kadar uzatılan teleferik keyfini yaşamak istedi. 657 bin kişi ise Uludağ kendi şahsi araçlarıyla ya da çeşitli kurum ve kuruluşların düzenlediği seferler şeklinde otobüslerle gelmeyi tercih etti. Gelin Uludağ Milli Parkı'nda bir sefere çıkalım. Araçla geliyorsanız sizi ilk karşılayan Uludağ Milli Parkı'nın o muazzam kapısı olacaktır. Daha önceki kulübe görüntüsünden kurtulup yepyeni bir çehre kazandırılan bu kapı, tasarımıyla diğer milli parklar için de model oluşturmuş durumda. Gece ışıklandırılmış haliyle bambaşka bir güzelliğe büründüğünü de söylememiz gerekiyor. Geldiniz, gişeden bileti alıp geçtiniz. Acele etmeyin, aracınızı kenara çekip bir soluklanın, hemen gişelerin dibinde yapılan dükkanları gezin, kır kahvesinde bir bardak çay için. Yok hemen gezmeye başlamak istiyorsanız, işe gelirken gişelerin soluna düşen ve yeni haliyle göz kamaştıran ziyaretçi tanıtım merkeziyle başlamanızı öneririz. Uludağ Milli Parkı hakkında geniş bilgi alabileceğiniz, tanıtım filmini seyredebileceğiniz bir yer burası. Şimdi hazırsanız hadi başlayalım. Vira Bismillah. Arabanızın tekerlekleri dönmeye başladı. Gişelerden Çobankaya'ya doğru hareket etmeye başladınız. İlk dikkatinizi çeken şeyin tanıtım ve ikaz levhalarının sizi asla yalnız bırakmayarak yol boyunca bilgilendirip yönlendirmesi olacaktır. Tabii yol kenarlarına kondurulmuş farklı noktalara yapılan 10 adet Osmanlı tarzı çeşmeye de kayıtsız kalamayacağınızı tahmin ediyoruz. Çobankaya mevkiine geldiğinizde Uludağ Milli Park alanı içine serpiştirilen 1100 piknik masasından herhangi birine kurulun. Eğer piknik masam da özel olsun diyorsanız 50 çardaklı piknik ünitesi sizi bekliyor. Mangalınızı ister piknik alanlarına kondurulan barbekülerde yapın, ister eski usul. Keyif ve karar sizin. Mangalda etler piştiyse gelin çardaklarda misafirimiz olun. Yok yediklerimizi eritelim, biraz yürüyüş yapalım derseniz yürüyüş parkurlarımız sizlere bekliyor.
Park alanları, piknik yerleri, çocukların bayram yerleri. Onlar unutulur mu? Uludağ Milli Parkı'nın farklı yerlerine yapılan 6 adet çocuk oyun grubu, çocukların şen kahkahalarının hizmetkarı. Her şey çok güzel, peki ya birden yağmur yağarsa? Yağmur yağar, burası Uludağ. Ama telaşa mahal yok. Siz böyle durumlar için yaptırılan 36 adet yağmur barınağından herhangi birinin altına girin, yağan yağmurunda tadını çıkarın, sevdiklerinizle hatıra biriktirin. Tabii ki en temel ihtiyaçlar da unutulmadı. Ahşap ve taştan olmak üzere iki şekilde yapılan lavabo ve tuvaletleri ihtiyaç halinde yakınlarınızda bulmanız mümkün. Namaz kılmak isteyenler içinse yaptırılan 2 adet mescit de yine sizlerin hizmetinize sunulmuş durumda. Yola kaldığımız yerden devam edelim. İstikamet sarı alan, açılan geniş yollardan ve üzeri granit kaplı kamp yolundan geçerek sarı alana varalım. Buraya vardığınızda dikkatinizi çekecek ilk şey, sağlı sollu yol boyunca uzanan orman köşkleri olacak. Çobankaya ve sarı alan bölgesinde 75 adet bulunan orman köşkleri, buranın tadını çıkarmak isteyenler için yaz-kış misafirlerini bekliyor. A, B, C diye sınıflandırılan orman köşklerinin içi ince bir zevkle döşenmiş ve görülmeye değer. Bir diğer konaklama olanağı ise artık Uludağ Milli Parkı için gelenek haline gelen çadırlı kamp alanlarının yerine Çobankaya ve Sarı Alan'da yaptırılan 200 adet orman evleri. Hizmete sunulan orman evleriyle bu geleneğin daha da sağlam temelleri oturması sağlanmış durumda. Sarı Alan'ın en güzel yerlerinden biri de Milli Parklar Müdürlüğü'nün idari hizmet binası olarak kullanılacak olan Sarı Alan Yönetim Merkezi, tabii şimdiki hali. Bina ahşabın bütün zevki, zarafeti ve sıcaklığı kullanılarak yapılmış. Teleferiye ne dersiniz? İsterseniz arabanızı Sarı Alan'da bırakın ve oteller bölgesine ulaşıp orada kayak yapmak için teleferiye binin. Karar sizin. Ya da gelin seyir terasından Bursa'yı, Ulu Bursa'yı bütün ihtişamıyla seyredelim. Sıra karın zevkini çıkarmaya geldiyse zaten Uludağ'dasınız. Haydi buyurun kayak yapmaya. Uludağ Milli Parkı'nın 4 ay süren kış sporlarında kayak, snowboard, bigfoot, buz pateni gibi sporlar yapılır. Eğer bunlar hızınızı kesmediyse size kar motosikletiyle bir gezintiye çıkmanızı öneririz. Hala içinizde bir enerji kaldıysa, burun çantayı sırtınıza, haydi dağ yoluna. Burada her daim sırtında çantasıyla aynı çizgide yol alan dağcıları görmeniz mümkün. Çünkü burası Uludağ. Nereden nereye gelindiğini anlamak, ne kadar mesafe kat edildiğini görmek için, geçmişe şöyle bir bakıvermek yeterli olacaktır. Yeni Türkiye'nin Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ndeki yansıması olan Uludağ Milli Parkı, yenilenen çehresiyle adeta herkesi kendine davet ederek şöyle sesleniyor. Dün dünle gitti cancağızım. Bugün yeni şeyler söylemek lazım. Yenilenen yüzüyle Uludağ Milli Parkı bizleri bekliyor.